Başladığın o güzel. Ya şu aşk geçer. Denilen şey işte bak yani Cengiz abi kafayı eğdi yavaş yavaş. Evet. Neler düşünüyor bilmiyorum ama Fadime ablayla aşk da böyle başlamadı mı yani? Şimdi Ahmet abi bir şiir okudu biraz önce. Bakın ben Fadime ile 47 sene önce tanıştım. 48, 47 maşallah. Bitiyor maşallah. Yani. Maşallah. Maşallah. Şimdi kardeşlerim öyle başarılı ki gerçekten konuşurlarken hep bu duyguyu hissettim. Yani kalplerimize misafir oldular yıllardan beri ve evimize misafir oldular. Yani biz bunları ekranlarda hep böyle başarıyla alkışladık. Hüzünlendirdiler bizi, bir hikayeye yönlendirdiler bizi. Onun için her zaman başarılarının devamını diliyorum ben kardeşim. Çok başarılılar, çok takdir ediyoruz gerçekten. Sizin de daha nice 40 senelere diyelim. Benim tabii o kadar kalmadı ama yani. Şimdi sen iyi bir örneksin, güzel bir örneksin. Çünkü iki arkadaşımıza daha yeni bir nişan oldu. Evet. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Biz ikimiz de zaten. Teşekkür ederiz. Evet, evet. Mutluluklar diliyoruz. Ben nişan oldu, kına oldu, düğün oldu, sen, evet, düğün sanki. Oldu. Evet. Sana geleceğim. Biz zaten Murat'a geleceğiz. İkimiz geleceğiz biraz sonra. Evet, öyle bence de. Sana niye geleceğim. Niye düğüne gelmedin? Bir dakika. Düğüne niye gelmedin? Ben önce kızımıza bir çeyrek takayım. Ay. Eyvah, bizi mahcup ettin şimdi ya. Ay. Lütfen. Burada kalsın bu çeyrek. Var mı? Program boyu. Oldu mu? Bizi mahcup ettin. Tabii. Bırakma. Ha, Artvin'deydi o zaman. Dur takamadık. Takamadım. Onun için geri alıyorum. Kısmet başka bir nişanaymış. Yok bu bizden. Ben size bir şey söyleyeyim. Allah ya. Bu nasıl oldu da? Allah Allah. Neyi o diyorum? Ben bunları sana çıkmış. Kilitli iğnesi, kurdelesi, altın ile veriyorum. Siz onu bırak orada evde böyle. Tamam. Ya nasıl geçti, güzel miydi? Harikaydı çok, herhalde. Ya çok güzel anlar, çok güzel anılar. Yani ben böyle geleneklerimizi seviyorum. Bunlar çünkü aileler için çok önemli. Ne güzel. Bizim için de öyle tabii ki. Ama en güzeli ne biliyor musun? Anneleri, babaları o gün öyle o halde görmek. Yani gerçekten onun eğlencesine, onun şeyine değer yani. Çok güzel geçti. Ah, Burak'a da buradan selamlar. Annelere ve babalara da buradan selamlar. Sen nişanı yaptın. Onun için bizi çağırmamakta haklısın. Bir sıkıntı yok. Yani nişan evine bizim gelmemiz tabii çok adapsızca. Nişan evi zaten Almanya'daydı. Yani. Almanya'daydı. Olsun, yine de isteyen çağırabilirdi. Onun için sıkıntı yok. Hayır, o değil. Mesele şu. Arkadaş düğün yaptı, kaç kere yaptı? Ve Fas'ta yaptı, burada yaptı, orada yaptı, İspanya'da orada yapacak. Yaptı. İspanya'da yapacak. Ve bir tanesine çağrılmaz mıyım ya? 48. Beyazıt diye kayıttı. Dün akşam daha tekrar telefonunu aldım. Telefonumu değiştiriyorum. 48 kere evet. Telefonumu diye. Çok düğün teklifi geliyor, gel diye. Bir de altın takmıyor diye bir söylenti var. Kardeşim ben burada konuşmayacağım sana. Ben düğüne gelmememle ilgili hem etrafındakilerin hem de benim düşüncelerimi... Kısa bir VTR yaptım. Eyvah. Orada derdimi atıyorum. Buyurun dinleyin. Eyvah. Ya efendim aslında ben bu konuda pek konuşmak istemezdim. Yani Hipokrat yemini, hastanın gizliliği falan ama ondan sonra dedim ya evet, insan hayatında kaç defa televizyona çıkacak anlat dedim. Efendim neyse şimdi bizim Murat da düğünofomoni hastalığı yani sürekli olarak düğün yapamazsam öleceğim hastalığı var. Bu tür insanlara böyle düğünü geldiği zaman bir şey bulup sürekli düğün yaptırılmalı. Yoksa kendini böyle çok huzursuz, rahatsız bir şey hisseder. Bunu tıbbi olarak anlayacağınız şekilde ben size anlatayım. Hani çok dar bir kot giyersin de donun araya kaçar böyle kıvranır durursun ya. Öyle bir rahatsızlık. Yani kesin. Kesin. Murat Yıldırım'ın düğün yapmadığı tek mekan sahibiyim ben. Her yerde düğün yapan adam. Neden senin mekanında düğün yapmıyor diye eş dost bir dünya laf söyledi bana. Üzerime büyük oyunlar oynanıyor. Bence bilen birileri yapıyor bunu. Hedef ben miyim Murat? He? Ben miyim hedef? Valla ben... Murat'ın beni düğüne çağırmamasına çok bozuldum. Hani birinciye çağırmadın, onu anlarım ben. Hani yoğunsundur, unutulmuşuzdur. İkincisi... Ya... Ona da evet. Hadi ona da evet, tamam bir talihsizlik oldu. 3, 4, 5... Yani sen... Kaçıncı düğününe benim çağrılma ihtimalim var? Ben çünkü ona göre bekleyeceğim. Yani sen şey mi yapmak istiyorsun? Ben bu kadar düğün yaparım, seni de bu kadarına çağırmam falan diye nispet mi yapıyorsun yani? Sonra Beyaz niye evlenemiyorsun? İşte ben Murat gibiler yüzünden evlenemiyorum. Yani sen çağırsana beni Fas'taki düğününe. Ne var yani? Belki bir Faslı güzelle ben de tanışacağım. Bence Murat'ın beni düğününe çağırmamasının bir sebebi de... benim Orta Doğu'ya açılmamı istemiyorlar.
Çünkü bu Murat, Kıvanç, Burak, Çağatay falan bunlar Orta Doğu'da artık ne paralar kazanıyorlarsa... ...tabii Arapların beni görmesini istemiyorlar. Çünkü Araplar beni görünce Murat'ın maması azalacak. Benim Orta Doğu'ya açılmam lazım kardeşim. Ben hissediyorum. Benim kısmetim orada. Murat, beni Orta Doğu'ya açın. Açın beni Orta Doğu'ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.